Evet sevgili dostlar. Miami, Boca Raton değil mi burası? Evet. Boca Raton ayrı bir şehir mi? Aslında tabii. Ayrı bir şehir diye geçiyor. Yani şehir. Miami farklı bir şehir. Aslında herkes Miami, hani Florida'yı Miami zannediyor. Hmm. Halbuki Miami Florida'nın bir şehri, Boca Raton da Florida'nın bir şehri. Yani tıpkı West Palm Beach gibi, atıyorum tıpkı Fort Lauderdale gibi, tıpkı Davie gibi bir sürü aslında şehirleri var. Evet evet. Ve bunların bağlı olduğu da county'ler var mesela. Hmm. Bölgeler dediğimiz yani county bölge. Bu ses bizi çok rahatsız eder mi acaba? Yok etmez. Ses gelmez mi? Aa, sıkıntı yok. Tamam. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi bir önceki videolarda izleyenler, takip edenler bilirler Miami'deyim. Bir iş için gelmiştim. Dün otelden çıktım saat 11.30 gibi böyle sabah yani öğleden önce. Ya dedim şuralarda bir park var mı dedim. Bekliyordum, toplantı bekliyordum. Çıktım. Etrafta biliyorum birkaç Türk restoranı var, Türk marketi var. Google'dan bakarken Fidans Cafe diye bir şey gördüm. Fidans Kitchen. Fidans yani. Kitchen özür dilerim. Fidans Kitchen diye bir şey gördüm. Genelde bu Türk olmalı dedim. Yani bir de şeyleri gördüm tabii, fotoğrafları falan gördüm. Tabii. Simit falan kesin Türk dedim. Tabii. Fidan yani ne çıkıyor? Fidan. Simiti de gördüm orada fotoğrafta. O önemliydi yani. Tabii. Neyse yürüdüm geldim buraya. Şuradan şu kapıdan içeri girdim. Arkamda gördünüz. Selam verdim oturdum. Gezen her Türk gibi bir Türk'ü bulunca muhabbet etmek istedim. Muhabbet ederken tabii arkada da müzik çalıyor bir yandan. Şimdi bizim yaş grubunun, 40-45 yaş grubunun en büyük ızdırabı son dönemde. Son dönem yapılan müziklerin böyle acayip kulağımızı tırmalaması, çok seviyesiz ve özür dilerim ama seviyesi düşük gelmesi, sözlerinin çok berbat olması, bestelerinin çok berbat olması. Ki benim gibi çok amatör bir müzik dinleyicisi için bile çok berbat geliyor. Niye özlüyoruz biz? 90'ları özlüyoruz. 90'ların o kaliteli, efsane bestecilerin bestelerini özlüyoruz. Arkada böyle bir müzik çalıyor. Ben de dedim ki ya dedim, ne kadar güzel ya dedim müzikler, işte 90'ların müzikleri efsane falan. Meğersem karşımda oturan Ufuk abi, Ufuk Yıldırım, bizim işte Ufuk Ercan'dan hatırladığımız, İzel Çelik Ercan vardı. Grup Vitamin vardı değil mi onların? Bol Vitamin. Bol vardı. Vitamin vardı evet. Evet. Oradan hatırladığımız efsane, hem beste yapıyorsunuz, hem yazıyorsunuz, hem söylüyorsunuz. Evet. Bizim efsanemizdi. Tabii ben gözlerinden hatırlayabildim en son. O zamanlar tabii saçlarım olduğu biraz için. Biraz saçları vardı. Biraz kızıldın. Kızıl saçlarım, kıvırcıktım tabii. Evet, evet, evet. Şimdi tabii yaşım 30 bittiği için 30'u geçtik artık. 30 evet, 30'dan sonra geçtik. Değişiyor. 30'dan sonra tabii değişiyor. Değişiyor tabii tabii. Ve karşımda öyle Ufuk Yıldırım varmış, Ufuk abi varmış. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben de çok memnun oldum. Yani otelim şurada, bir dakika sürmez yürüyerek. Böyle bir tesadüf. Hayat böyle işte. Evet. Fakat Ufuk abi müzikle devam etse de bir yandan da bizim mesleğe de el atmış. Miami'de burası dediğim gibi, önceki videoda söylediğim gibi burası ciddi bir ekonominin döndüğü, Amerika'nın belki ikinci, üçüncü büyük ekonomisinin döndüğü finans merkezi Miami aynı zamanda. Büyük yatırımcılar buraya geliyor. Türkiye'den, dünyanın farklı yerlerinden buraya yatırım yapmaya insanlar geliyor. Ev alıyorlar, villalar alıyorlar ya da başka tür yatırımlar yapıyorlar. Buraya ticaret yapıyorlar. İşte Afyon'dan da mermer satmaya bir sürü firma gelmiş buraya gibi gibi. İşte Ufuk Bey de, Ufuk abi de bu işleri yapıyor burada profesyonel olarak. Hem ondan dinleyeceğiz bakalım. Ben de bu arada dün böyle birkaç cümle girdik konuya. Hem ben de dinleyeceğim, öğreneceğim burada nasıl oluyor bu işler diye. Hem de yurt dışında yaşamak isteyen, özellikle Miami'de yaşamak isteyen siz sevgili dostlarıma da faydası olur. Kendisine de ulaşabilirsiniz. İnşallah. Böylelikle. Evet. Ne güzel oldu vallahi karşılaştığımız. Tekrar hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Eyvallah. Şimdi şunu soracağım. Dün çok kısa tabii bana bahsettin ama bir tekrar olsun. Burada şirket kurmak kolay mı zor mu? Burada şirket kurmak çok kolay. İngiltere gibi yani. Aynen. Bir günde kurulur mu? 2 saatte de kurulur. 2 saatte kurulur. Maliyetli mi? Ama bilen için. Yok, maliyeti çok düşük. Aşağı yukarı 150 dolara, 170 dolara bir şirket kurabilirsin. Hiç sıkıntı. Süper. Peki normalde kişi kendisi kurabilir ama tabii muhasebeciden istiyoruz biz İngiltere'de. Sizde nasıl oluyor? Aynen öyle yapmak daha doğru. Kişi kendisi girip online şirketini kurabilir. Hı-hı. Fakat orada şirketi kurarken seçeceğin, yani çentik yiyeceğin noktalar çok önemli. Sonradan için güzel oluyor onlar. Sonradan düzeltemiyorsun hatta. Zor oluyor değil. Ha öyle ya, mi? Tabii yanlış bir şirket kurmuş olabiliyorsun. Ha evet evet. Tabii bir de bir sürü şirket çeşitleri falan var. Amerika bile biraz evet. Daha teferruatlı bu konuda. Tabii. Ya orada çünkü şirketi kurarken bir sürü yeri çentiklemeni istiyor. Hangi işi yapacağınla ilgili, işte nasıl bir ekonomik gelir beklentisiyle ilgili. Burada Amerika'da sistem şöyle işliyor. Sistem senin kazancın gelirinle ilgili değil, kazanacağın gelirle ilgili verdiğin IRS'e beyanlarla giriyor. Yani ben mesela atıyorum bu sene ne kazandım değil, önümüzdeki sene ne kazanacağımla ilgili beyan veriyorsun. Ve sistem tamamen sana güvene dayalı, özür dilerim, güvene dayalı işliyor. Dolayısıyla oradaki o çentiklemeleri, o şirketi kurarkenki yapacağın
işlemler çok önemli oluyor. Anladım. Dolayısıyla aslında herkesi bir şirket kurarken ne kadar basit görünse de mutlaka bir danışmanlık alması gerektiği konusuyla ilgili tavsiyede... Tabii 150 dolarlık bir şey zaten. Şirket kurmanın aslında genelde İngiltere'de de böyledir. Şirket kurmak işin en basit tarafıdır. Asıl mesele burada şirket kurduktan sonra banka hesabı açılması, doğru yatırım yapılması, doğru zamanda doğru paranın doğru şekilde harcanması budur yani. Tabii. Bankalar nezdinde İngiltere'de de Avrupa'da da batı kültüründe de şey olduğu için kredi skor meselesi, kredi historisi oluştuğu için en ufak bir hata da çok kötü de olabilir. Ama güzel giden bir süreçte daha da iyi olabilir. Doğru mu abi burada? Aynen öyle. Şimdi tabii İngiltere'de bu nasıl bilmiyorum. Fakat burada buradaki kredi skorun başlı başına sıfırdan başlamış oluyorsun. Yani dünyanın her yerinde kredi ne kadar yüksek olursa olsun burada tamamen sıfırdan başlıyorsun. Yeni baştan bir kredi skorun oluşuyor. Hı. Ama tabii bununla ilgili şirket kurduktan sonra işte yapmamız gereken müracaatlar var. IRS'e şirketi kurarken IRS'e yapacağın müracaatla başlıyor. Daha sonra sosyal güvenliğe müracaat ediyorsun. Sosyal güvenlik numaranı alman gerekiyor. Banka hesabı açman gerekiyor. Bunun için bir numarasının olması lazım. Yani bir oradan kastım şey bir şirket numaranın olması gerekiyor. Banka hesabını bununla açıyorsun. Biraz komplike. Ne kadar basit gibi görünse de birazcık komplike. Tabii bilmeyen için zaten komplike. Evet. Peki buraya Türkler ne tür yatırımlar için geliyor genelde? Her türlü yatırım için gelen var. Yani mesela gelip bir villa alıp o villayı kiraya vermek çok mantıklı hala da. Her ne kadar Florida'da aslında emlak piyasası ne kadar yükselmiş gibi görünse de özellikle pandemiden itibaren çünkü Florida inanılmaz bir, özellikle Miami, Boca Raton bu bölge inanılmaz bir göç aldı pandemide. Çünkü burası hiçbir zaman kapanmadı. Burası hep açıktı. Dolayısıyla ev fiyatları inanılmaz derecede yükseldi. Ona rağmen hala da çok mantıklı ve makul bir yatırım olarak görünüyor insanlar için. Yani atıyorum mesela 1 milyon dolara aldığı bir evi ayda 5 bin 6 bin dolara kiraya veriyor. Bu da getirisi aşağı 11 yılda 12 yılda ev kendini amorti ediyor. Müthiş bir şey. Yani sen şu anda Ümraniye'de 1 milyon dolara doğru düzgün bir daire alamazsın. Evet. Site içerisinde işte 4 artı 1 zor alırsın 1 milyon dolara. Bak abartmıyorum 1 milyon dolara Ümraniye'de işte Avrupa konutları var 1,5 milyon dolardan başlıyor 4 artı 1'leri. Doğrudur. Ya ben aşağı yukarı diyorum yani daha yeni uzak kaldım ama doğrudur öyle yani. öyle bakın yani internetten baksan görürsün. Yani Miami'de ben hep söylüyorum Miami'de villa almak şu an daha mantıklı. Garip bir şekilde İngiltere'de bile almak daha mantıklı. Hadi Miami'yi boş ver. Evet. Şeyler dengeler değişti. Başka ne tür yatırımlar için geliyorlar? Mesela özellikle bu son zamanlarda çok revaçlı olan mesela tır işi var. Tır işi. Mesela geliyor buraya iki tane tır alıyor. O tırı ya tabi aslında o kadar karışık ki onunla ilgili de mesela yine doğru bir yönlendirme alması gerekiyor. Çünkü iki tane tır almakla iş bitmiyor. Daha sonra bu tırları çalıştırmak gerekiyor. Bu tıra şoför bulmak gerekiyor. Bu tırı bir şirkete kaydettirmek gerekiyor ki iş alasın. Ama sonra mesela bu tırı işletmek de çok önemli. Mutlaka bu tırları bir işletmeciye vermek gerekiyor. Çünkü tırı mesela buradan Miami'den mal yükledin New York'a götüreceksin. Sadece New York'a götürüp gelmekle mesela bu iş bitmiyor. Atıyorum mesela eskiden pandemide olduğu gibi kar marjları bu kadar yüksek değil. Ama bununla ilgili bir E2 vizesi alabiliyor. Bununla ilgili bir yatırımcı vizesi. Oraya gelecektim zaten. Mesela alabiliyor şeyi yani. Görmüştüm New York'ta. Böyle kafe alıyorlar ya da belli bir hacmin üzerinde bir bir yer alıyorlar, restoran alıyorlar. E2 vizesi mi oluyor? Yatırımcı vizesine mi geçiyor? Yani, ya da bir sürü vize alıyorlar. O kadar çok vize çeşidi var ki. Yani burada aslında senin pozisyonunla ilgili hangi yatırımı yapacağın ve bununla ilgili senin için en doğru vize statüsünün ne olduğu ile ilgili de mesela çok önemli ve çok doğru karar vermek gerekiyor. Çünkü yani şöyle söyleyeyim 150'den fazla vize çeşidi var. Bazı vizeler green card'a dönebiliyor, bazı vizeler green card'a dönemiyor. Bazı burada aldığın yatırımcı vizesiyle yurt dışına çıkamıyorsun. Yurt dışından aldığın vizeyi de belki buraya giremiyorsun. Ya biraz karışık. Hakikaten çok karışık. O yüzden profesyonele sormak. Aynen öyle. Profesyonele sormak lazım. Ama mesela tırla ilgili yatırım yapanlar var. Community alanlar var. Mesela bir binayı satın alıyor. O binada mesela 8 daire oluyor. Daha sonra o 8 tane dairesi aldığı o 8 tane daireyi mesela bir Airbnb firmasıyla anlaşıp Airbnb'ye verebiliyor. Sen dün bana onu söyledin. Yani villa satın alıp kiralamaktan çok 2 artı 1 bir daire al, 2-3 tane daire al, onu kirala daha mantıklı dedin. Daha mantıklı. Yani o kiraya vermek daha getirisi güçlü. Çünkü öbür türlü mesela aldığın bir villayı 5-6 bin dolara kiraya vereceksen insan bir kiracı bulmak bu konuda daha zor oluyor.
Çünkü genelde zaten ayda 5-6 bin dolar kira ödeyecek insanlar. O evi zaten satın alabiliyor. Ve aylık morgaç ödemesi zaten 5-6 bin dolar oluyor. Ama mesela genelde yatırım, yani buraya yatırım yapan, emlakla ilgili yatırım yapan insanlar bu işten para kazanacaksa eğer, yani yaşamayacaksa, para kazanacaksa daha çok mesela 6 daireli, 8 daireli 1+1, 2+1 daireleri alıp kirayı veriyorlar. O zaman onlar için daha öğrencilere, kısa dönem gelenlere mesela kiraya vermiş oluyor. O da karlı oluyor tabii. Daha karlı oluyor tabii. Tabii, kesinlikle. Zaten burada benim anladığım şu, dünkü konuşmamızdan da her halükarda buraya bir yatırımcı gelse, burada yatırımcı vizesini alabilir, oturumunu alabilir. Evet. Bir müddet sonra da işte green card'ını alıp vatandaşlığa 5-6 sene o sürece evet girebilir yani. Bunda bir girebilir. Yok. Aldığı vize sesini türüne göre şey iyi bir yönlendirmeyle yapabilir bunu. Evet, yapma kesinlikle ihtimali var rahatlıkla. Kesinlikle. Evet. Burada ne tür bir, ne kadarlık bir yatırımdan söz ediyoruz? Mesela 300 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar ya bir yatırımın alt sınırı var mı? 100 bin doların üstünde. 100 bin doların üzerinde bir şey anlamı, yani vize sürecine girebilir evet yani. Burada mesela aldığın yatırımcı vizesi aslında çalıştırdığın insanla da alakalı. Hmm. Çünkü bu bir yatırımcı vizesi aldığın zaman Amerikan hükümeti diyor ki evet kardeşim sen tamam eyvallah geldin buraya 100 bin dolar, 150 bin dolar, 300 bin dolar neyse getirdin. Hmm. Ama kaç kişiyi istihdam edeceksin? Çünkü Amerika'nın en önem verdiği şey istihdam sağlamak. Hmm. Yani en az bir Amerikan vatandaşını veyahut da en az bir green card'lı veyahut da iki green card'lı kişi istihdam sağlıyor olman lazım. Ki o bir, onu önemsiyor yani. Onu önemsiyor evet. Anladım. Yani çünkü buraya getirdiğin para evet belki Amerika için önemli ama Amerika çok fazla hani ben de para var zaten kardeşim diyor. Yani çok hani senin getirdiğin 150 bin dolar için çok önemli değil diyor yani. Türkiye'den de söylüyorlar bizim dostlar. Ya biz işte İngiltere'ye yatırım yapacağız, vize vermiyor mu? Yani bir yatırımcıya yok ya. Adam umurunda değil ya. Senin 1 milyon dolar, 2 milyon dolar bir adam evet için önemli değil açıkçası. Kaç çok kişi, daha büyük kaç yapacaksan kişi istihdam sağladığın önemli. Evet, o evet daha önemli. Bir de kendi kabiliyetlerin önemli. İngiltere için evet mesela evet sen iyi bir ustaysan, iyi bir mesleğin varsa diyor ki gel benim ülkeme katkıda bulun. O da bir hem katkıda bulun hem bana vergini ödedi. Vergini yani ödedi. Aynen. Tabii. Peki şeyi sorayım. Yine bu konulara geri dönebiliriz. Senin söylemek istediğin bir şey olursa. Sosyal yaşam olarak mesela bir Türk aile buraya geldi. Sıfırdan burada hayat kuruyor. Çocukların okula gitmesi zor mu? Alışabiliyor mu çocuklar? Çok kolay. Kolay. O kadar kolay ki. Nasıl? Ah ne güzel bak. Mayın hızlı yağmur dönmesi başlıyor. Bir bulut geçer. Bulut yağmur yağar. 10 dakika yağar. Sonra tekrar yine güneş açar falan. Orada 33-34 derece şu an herhalde tahmin ediyorum. Değil mi? Hissedilen de 40 derecenin üstündedir. Öyle mi? Tabii nemden dolayı. Evet. Çünkü en az %70-80 nem var. İyi yağmura. İyi ben problem yok abi. Biraz daha idare ederim. Serinlemiş oldum biraz. İyi geliyor. Şuradan geliyor. Tamam yer bile değiştirdim. Yok 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 abi ben iyiyim. Yani, geleceksin sosyal hayatı. Buraya bir kere şöyle söyleyeyim. Buraya gelen her bir turist olarak bile gelsen çocuklarını okula yazdırabiliyorsun. Hı. Çünkü Amerika diyor ki Amerika'da bulunan herkes çok geliyor. Olsun hemen değiştirelim. Şöyle geç abicim. Ben böyle geçeyim sen devam et konuşmaya. Tamam. Okey. Kamerayı ayarlarız. Ayarlarız abi sıkıntı değil. Seni çeksin yeter zaten. Benim önemim yok. Estağfurullah. Beni çok gördükleri için bıkmışlardır zaten. Evet. Amerika'da bulunan her çocuk okuma hakkında sahip. Dolayısıyla her çocuğu kaçak bile gelse okul almak zorunda. Kaç yaşına kadar? Üniversiteye kadar. Üniversite ama paralı. Üniversiteden sonra evet paralı. Hmm. Ama üniversiteye kadar yani 18 yaşına doldurmamış çocuklar Amerikan hükümeti diyor ki okul almak zorunda. Bu çocuğun eğitim hakkını kimse ondan alamaz diyor. Çok güzel. Aynı İngiltere. O da çok benziyor. Peki çocuklar geldiği zaman adaptasyonda sorun yaşıyorlar mı? Eğer çocuk küçükse çok çabuk atlatıyor. Evet. Ama eğer çocuk mesela atıyorum bir liseye başlayacaksa adaptasyonda bir 5-6 aylık zaman alıyor. Fakat o kadar rahat ki çünkü gerçek Amerikalı diye bir şey yok. Yani burada bir okula gittiği zaman bir devlet okuluna ki zaten burada devlet okuluna gitmeyi herkese tavsiye ederim. Hiç özel okula falan da gerek yok. Çünkü community okulları yani devlet okulları gerçekten çok kaliteli ve çok daha iyi. Herkes yabancı olduğu için. Ya gerçek anlamda sen kendini burada yabancı hissetmiyorsun. Çocuk da kendisini yabancı hissetmiyor çünkü herkes yabancı. Evet. Bir Avrupa gibi değil yani. Evet, 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 evet. İngiltere'de biraz Amerika'ya o anlamda andırır. Özellikle Londra %60'ı yabancıdır. Yani metropol, evet, tabii metropollerin yaşadığı bir şey bu. O zaman ırkçılık diye bir şey de hiç neredeyse söyleyemeyiz yani. Evet. Bir Türk geldi işte şey olmaz. Belki dil bilmediği için bir iki. Ya bir şey Almanya gibi, Hollanda gibi, Atika gibi değil. Yok yok. Almanya değil ama yani facia zaten. Tabii canım, Fransa çok sıkıntı yani. Evet. Fransa'da çok sıkıntı o konuda. Evet. Türkçülük çok yüksek yani. Peki sizin firma olarak yani senin firma olarak
belli bir ekibin var. Dün konuştuğumuz için söylüyorum. Evet. Mali müşavirin var, evet. Avukatın var. Evet. Bir kimse buraya yatırım vizesiyle gelmek istiyor, yatırım yapmak istiyor. Ne tür hizmetler veriyorsun? Şöyle 2-3 kalemde söyler misin abi maddelerimizi? Şimdi öncelikle vizesini almış olması gerekiyor. Vizesinin olması çok büyük avantaj. Çünkü bu son zamanlarda bir Amerikan vizesi almak, bir turistik vize bile almış olmak veya da seyahat vizesi almak çok uzun zamanları alabiliyor. Çünkü bir sene sonrasında, 1,5 sene sonrasında randevu veriyor. Fakat bununla ilgili mesela çalışan bir ekibimiz var. Bu vize randevularını 7/24 bilgisayarın başında olup daha öne çeken bir çalıştığımız ekibimiz var. Turizm vizesi aldıktan sonra uçak biletini alıyor. Biz kendisini havaalanından karşılıyoruz. Onu yapıyorsunuz yani. Tabii tabii. Havaalanından özel araçla karşılıyoruz. Atıyorum bir Airbnb mi tutmak istiyor kalacağı zamanla ilgili veyahut da bir otelde mi bir hafta 10 gününü geçirmek istiyor. Ona göre otelini veya Airbnb'sini de ayarlıyoruz. Daha sonra görüşmesi gereken kişiler oluyor mesela. Bir avukat toplantısını organize ediyoruz. Atıyorum pazartesi günü geldi. Salı günü saat 3'te avukatla bir saatlik bir toplantısını ayarlıyoruz ofisinde. Daha sonra ertesi günü mesela atıyorum saat 1'de emlakçıyla görüşmesini ayarlıyoruz. Onunla ilgili emlak bilgilerini alıyor. Yani nasıl bir emlak alabilirim, emlak aldım ne kadar, kaç paraya alabilirim, ne kadar down payment ödemem lazım, işte kaç para kredi çekebilirim, Türkiye'den borç kullanabilir miyim? Bununla ilgili bilgileri kendisine aksediyoruz. Daha sonra da CPA ile yani mali müşavirle toplantısını organize ediyoruz. İster bir haftada, ister 5 günde, ister 15 günde kendisi ne kadar kalmak istiyorsa bütün bu organizasyonları yapıyoruz. Daha sonra da Airbnb'de mi kalıyor, otelde mi kalıyor, nerede kalıyorsa kendisini oteline alıp havaalanına teslim. Ama bu arada mesela bir hafta içerisinde bile bütün bilgilere tam anlamıyla sahip olmuş oluyor ve dönüyor. Süper ya. Tam böyle tam bir hizmet yani. Evet. Kafasındaki bütün soruları cevaplamış oluyor yani. Aynen. Kafasındaki, çünkü buradaki en büyük sıkıntı şu. Hani bilmeden buraya geldiğinde aslında hangi kafede, nerede, hangi şehirde oturman gerektiğini bile bilemiyorsun. Çünkü o kadar büyük bir ilçe ki. Özellikle mesela Florida zaten çok kalabalık ve yoğun bir eyalet. Birçok ülkeden de daha büyük bir eyalet. Yani hani nerede yemek yemem lazım, nerede hangi kafede oturmam lazım, nerede oturmam lazım, hangi şehirdeki otelde kalmam lazım. Ya Miami deyince evet Miami, ama mesela Miami downtown aslında bir kalabalık bir şehir, tamamen ticaretin döndüğü bir şehir mesela. Aslında herkes oraya geliyor, orada bir otel arıyor. Fakat orada rahat edemiyor çünkü orada görebileceği ve anlayabileceği bir şey yok. Miami'nin merkezi zaten beni de şok etti. Yani hani burası mı Miami falan dedim. Sonra biraz çıkınca hemen kenara doğru orada asıl bizim hayalimizdeki Miami. Evet. İşte hayalimizdeki Miami işte bu taraflar. Evet. Yani bu daha taraflar. Kuzeye çıktı. Kuzeye çıktı. Ama mesela birazcık daha fazla kuzeye çıktığında bu sefer tenalaşabilirsin. Tenalaşıyor. Orlando'ya doğru. Artık daha tenalaşıyor. Evet. Mesela buradan çıktım işte West Palm Beach. Hadi West Palm Beach de bitiyor. Ondan sonra işte Jupiter başlıyor. Artık daha tenalaşıyor falan. Yani, oralarda ev yatırımları daha ucuz mudur? Orada bir tık daha ucuz ama getirisi de ona göre daha az. Daha az tabii. Evet. Ama ileride değerlenir umuduyla yapılan şeyler olabilir belki. Yani ev değerlemesinden kaynaklı. Evet ama bu artık yıllardır burada test edilmiş. Yani burada hadi bilemedin Lake Worth tarafına kadar. Bir tık daha Boca Raton'un kuzeyine çıktığında işte Lake Worth, Boynton Beach falan hani. O taraflara kadar bir limitim var. Oraya kadar aldığın evler her zaman hiçbir zaman değer kaybetmemiş. Bugüne kadar kaybetmemiş. Hatta bu pandemi itibaren %150, %200 koymuş evler. Yani bugün mesela 3 sene önce aldığın 200-250 bin dolara aldığın ve bugün 1 milyon dolar olmuş. 1 milyon 200 bin dolar olmuş. Vay be. Aklımdaki son soruyu sorayım. Bir evet. Türk vatandaşı buraya geldiğinde mortgage alabiliyor mu? Evet. Bir depozit sınırı? Evet. Yani %25 minimum %20 pardon özür dilerim minimum %40-50 civarında down payment verdiğinde buradan ödeme yaptı mı? Buradan, %50 diyelim İngiltere'de de. %50'yi ödeyen adam geri kalanını çok ucuza Türkiye'deki hayal bile edemeyeceği ki bu sene biraz yüksek. Evet hala daha faiz arttırımına gidiyor. Evet. Bir tık daha düştüğünü düşünürseniz eğer tabii ki Türkiye'den hala daha çok ucuza. Yüksek haliyle bile çok ucuza. Evet. Yani 500 bin dolar bir ev bakıyorsa eğer o evin 250 bin doları taşındırırsa 250 bin dolarını buradan mortgage 30 yıllık mortgage alabiliyor. Süper. Bak aklıma başka bir soru daha geldi. İngiltere'de şöyle bir istatistik vardır işte bunlar yayınlanır sürekli. Evler, emlak piyasası işte bölge bölge yüzde kaç değerleme yapmış. Ortalama İngiltere'nin ortalaması %8, %10'dur. Her yıl sen 100 bin pound'a bir ev aldın, ertesi sene
108 bin pound olur o evin değeri. Ortalamasını evet. Söyleyeyim. %15 olan da var tabii. Burada var mı öyle bir şey? Var. Florida'da. Nedir? Özellikle Boca Raton bölgesinde, Miami'de. Tabii bu son 3 seneyi çıkartırsak. Çok ekstra. Çok ekstra. Ama o da aşağı yukarı %7, %8 koymuş her yıl üstüne. Sadece bu pandemide işte yani %150, %200 atmış. Çünkü inanılmaz bir göç aldı Florida. Evet. Bir kere 12 ay boyunca yaz yaşıyoruz. 12 ay boyunca sizce temiz, düzenli, daha kaliteli insanların yaşadığı, özellikle Boca Raton bölgesi, daha düzgün, daha işini bilen, daha işin ehli insanların yaşadığı evet. Yer Boca Raton. Ve bu son zamanlarda da zaten Boca Raton inanılmaz bir Türk göçü aldı. Ne kadar Türk vardır bu bölgede? Aşağı yukarı sadece Boca Raton'da yaşayan herhalde bir 4000 falan Türk 4000 vardır. Falan vardır. Güvenlik kaygısı var mı? Hiçbir güvenlik kaygısı yok. Hiçbir güvenlik hani Amerika'da, New York'ta falan çok şey var. Çok kötü, evet. Evet. Orası çok, sen New York'u da biliyorsun, tabii biliyorum. Çok iyi biliyorsun. Biliyorum, evet. Ama burada güvenlik kaygısı yaşamadan çok rahat. Çocuklarınızı okula gönderebilirsiniz. Zaten evlerin çoğu hep bir community, yani bir site içerisinde olan evler. Genelde alanlarda hep öylesini tercih ediyor. Hep bir gate var, yani gated kapısı var, bir güvenliği var. Ya buradan çocukları mesela, çocuğun burada oynuyor olsun, şuradan kendisini yola atsın. Oradaki öndeki araba durur, arkasında 20 araba daha durur ve o araba kornaya bile basmaz yani. Hiç yani çocuğunuzu çekin falan demez bile. Öyle bekler, 15 dakika önce çocuğun senin yolda asfaltın üstünde oynasın. 15 dakika boyunca bekler. Evet, enteresan. Evet. Bu arada gördüm ben bunları. Yani bunlar ben gözüküyor muyum bilmiyorum ama. Şöyle bir tık daha şöyle yaptık bunu ya. Çok hafif şöyle yaparız, evet. Evet. İnşallah sen. Ben de şöyle yanaştım. Tamam. Evet, başka söylemek istediğim bir şey var mı abi? Söylemek istediğim ben çok sorarım da yani sıkıcı olmasın diye. Yani için, şunu söyleyebilirim. Herkes hakkında kim ne düşünüyorsa Rabbim ona elli mislini versin yani. Güzel bak. Duayla bitiriyoruz. Tabii. Aynen cübbesiz öyle. Ahmet Hoca ve cübbesiz Ufuk Hoca. Ufuk Hoca'dan. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Ayaklarına sağlık abicim. Hoş geldin. Her zaman bekleriz başımıza. İnşallah abi. Böyle sevdim yani buraları zaten. Birazcık Türkiye'ye uzak olduğu için, ben de çok Türkiye'ye gidip geldiğim için zor geliyor ama yine de güzel yani. Her şey, evet. Her şey güzel. Yani havası en güzel yani. Sevdiğim şey 12 ay yaz. Evet. 12 ay 20 derece ile 35 derece arasında. Tamam, biraz öğlen böyle bir acayip bir sıcak basıyor. Bak şimdi hafif bir yağmur yağdı, serinlik oldu. Evet. Dayatladık yani. Evet. Miami'den, Boca Raton'dan, Florida'dan, evet. Amerika'dan herkese selamlar, sevgiler. Selamlar, sevgiler olsun.